Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Allah nasip ederdi bir aksilik olmazsa yarın arkadaşlar, yani pazar günü cehennem labirentine giriyorum. Canlı yayın yapabilir miyim bilmiyorum, yani o kadar uzun süre canlı yapacak vaktim olmayabilir bu sefer. Yine 6-7 saatlik bir çünkü süre ister. Yani eğer canlı yapabilirsem canlı yayın yapmaya çalışırım arkadaşlar, ama yapamazsam da parça parça oynarım. Atıyorum 2 saat oynarım, 1 saat dinlenirim falan işte. 3 saat oynarım, yatarım 4 saat, 5 saat. İşte bir suya gir çık falan. Öyle şeyler arkadaşlar yaparız diye tahmin ediyorum. Ama açabilsem canlı yayın açmaya çalışırım. Büyük ihtimalle yarın, yani pazar günü saat 12 gibi arkadaşlar cehennem labirentine giriyoruz. Hadi bakalım cehennem labirentine bir aksilik olmazsa gireceğiz. O yüzden potlarımı kasıyorum. Dediğim gibi inşallah canlı yayın açabilirim. Açabilirsem mutlaka erkenden söylerim. Normalde buraya arkadaşlar full Eagle ve takımıyla atıyordum. Yani sadece Eagle'a sinerji yapıyordum. Onu yaparken iki yer beni biraz uğraştırıyordu arkadaşlar. Nereler? Bir tanesi Juggernaut uğraştırıyordu. Bir tanesi de Wolverine. Juggernaut nasıl uğraştırıyor? Sürekli durdurulamaz açıyor abi. Ağaçta içinde süre kaybediyorum. İkincisi de Wolverine. Wolverine için de arkadaşlar, yani Wolverine tokatlayabilmek için yanında 500 komboyu götürmem lazım. Normalde daha hızlı dövüşebiliyorum. Ama Wolverine için adeta birkaç yerde beklemem gerekiyordu arkadaşlar. Bunu da engellemenin yolunu Alev Adam'la buldum. Yani Juggernaut'ı direkt tokatlıyor arkadaşlar. Mistik olduğu için bir kere kafadan patates edecek onu. Wolverine'in de iyileşmelerini tersine çeviriyor arkadaşlar Alev Adam. O yüzden artık Eagle'a çok takılmama gerek kalmadı. Yani normal ağır saldırı oyunu olayı götürebiliyorum. Tabi Eagle'da da bir oynama var, bir düzeltme var arkadaşlar. Bu durdurulamazlığı artık eskisi gibi açmıyor. 15 saniye bekleme süresi koymuşlar. Ya daha önce vardı ama çalışmıyordu. Ya da şimdi böyle bir şey ekledi. Çok fazla foruma bakmadım. Forumlara bir bakayım. Onunla ilgili bir video yaparım arkadaşlar duruma göre. Çünkü birkaç karakterde değişiklikler yapıldı. Neyse bilahare onlara da bakarız artık. Velhasıl kelam, Eagle ve Alev Adamı arkadaşlar labirentte yan yana aldığımda öf tadından yenmiyor. Oba bir tane daha takım geldi. Tabi bize bireyseller daha lazım ama sıkıntı yok. Takımsa takım da gelsin. Yeter ki gelsin yani. Alev Adamı burada arkadaşlar normal levi açmıyor. Zaten dövüyor bir şekilde. Asıl muhabbet öteki tarafta başlıyor. Wolverine'de de normal levini açıyoruz. Ya burada çok dayak yiyebiliyorsun. Aksine dayak yedikçe zaten yakmaları da vermeye devam edeceğim. Hop Nova levine döndük bile. Yani şöyle özel saldırı attığı zaman vuruyorum ki o da bana vursun diye, böyle karşılıklı yakmaları rakibe de geçirelim diye. Çağat hemen şöyle bir L2. 1-2-3 sonra ağır saldırıyla yapıştır ve tekrardan sıcaklığımızı yüksek seviyelere çıkarmış olduk. Tamam ben vurayım o da vursun. Hop hemen L2'yi yapıştır. Üzerine de bolca yakma at. Taktik bundan ibaret. Hop bir daha L2. Tamam o zaten paradez oldu. Daha buradan çıkamaz o. Güzel. Bunu da rahat bir şekilde geçiyoruz. En azından... Oba çiftli geldi. Çok iyi ya. 3 dövüşte 5 tane pot çıkardım. 3 tane takım, 1 tane 2 tane de şey tekli. Dediğim gibi artık combo seyircini falan çok fazla kafaya takmaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Veya şöyle başlarken bir dayak yiyoruz. Of mis gibi. Güzel. Zaten yüzde bilmem ne. Abi tuhaf hareketler Eagle'dan. Neyse tamam. Hızlı bir şekilde bunu tokatlamamız lazım. Yani zaman kaybetmeden. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Sonuçta yarına kadar vaktimiz var. Yarın öğüne kadar vaktimiz var. Tamam biraz daha yedik. Hemen yapıştır gelsin. Bu ağır saldırı muhabbetini değiştirmeleri bakalım cehennem labirentini ne kadar değiştirecek. Onu da göreceğiz artık. Yapıştır hızlı bir şekilde. Ne kadar hızlı çıkarsa. 25-26. Eagle'ın da esprisine bak abi. Dayak yedikçe edit açıyor ya. (Gülüyor)
Hadi aradan bunu da çıkar. 3, 2, 1. Ah be, Ready for Techno yapacaktık. Tamam. Bunu da böylelikle aradan çıkarmış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar ne? Oha. 4 dövüş ne takım diriltme verdi. Çok iyi. Hiç boş geçmedi. Neyse artık bundan sonra geçer. Fırtınaya da aynı şekilde Eagan'la devam arkadaşlar. Yine ilk başta 3-5 tokatı yiyorum. Hatta 5'li direkt yapıştırıyor bana bak. 1. Ama iyi. Kibar oldu bu sefer. Yapıştır yapıştır gelsin yapıştır gelsin. Fırsatını buldum. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Yani illa tamamının bitmesine de gerek yok. Ne kadar hızlı gidersem o kadar iyi. Şimdi tehlikeli bir hareket. Direkt atılacağım. Özel saldırı atabilirdi. Aynen böyle. Atla, sağlık olsun. Hiç problem değil arkadaşlar. Önemli olan çok hızlı geçmek buraları. Şu anda ağır saldırı yapamıyorum. Çünkü sayacım dolmamış. Vay arkadaş ya. Tamam. Bu da patates. Güzel. Bu sefer de tekli verdi. Hemen arkasında Vision. Cehennemle Brent'ine 3. yoldan gidiş yapacağız arkadaşlar. Bir kere daha bir önceki gibi Dark Hulk ve Luke Cage'i geçtikten sonra çok fantastik. Yani buna direkt kendimize hasar almıyoruz ki. Çünkü direkt güç barı doluyor. Uğraştırır sonra. Tamam. Şimdi onlar düşünsün. Boş yapıştır boş olduğu kadar. İyi 300 kombonun üzerine çıkmış. Hadi hayırlı olsun. At şu L2'yi de sana bir ağır saldırı deneyim. Yemedi. Neyse yapacak bir şey yok. Sizde durumlar nasıl arkadaşlar? Aslında 6. sene 4. bölümde geliyor. 6. sene 4. bölümü nasıl bitirmek çok güzel bir şey olur. Var ya hem 6-4 hem 6-3 bitirmek. Ama ben çıktığım bu cehennem labirenti yolculuğunda önce burayı bitireceğim arkadaşlar. Önce burayı bir bitireceğim. Ondan sonra da büyük ihtimalle bir haftalık bir ara olacak. O da kredi biriktirme arası olacak. Kredilerimi biriktirdikten sonra önce 6-4'ü bir tek tur atarım. Ya da bir komple bitiririm. Sonra 6-3'e dönüş yaparım. Bitirdikten sonra da öf değmem benim gamlı yastığı gönlüme. Yani 4 tane 6 yıldız R3 garanti arkadaşlar. 4 tane 6 yıldız R3'ümüz garanti olacak. Ama duruma göre S5'ler birikirse belki 5 tane 6 yıldız R3. Abi 5 tane 6 yıldız R3 öf. Hesabın tipini kes o saatten sonra. Tabi bu ortalama bir 2 aylık süreç arkadaşlar. Şu anda Mart ayının sonunda cehennemle bentini bitirmiş olacağız. Şu an 8500 üzerinde falan kredim var. 8400 mü? 8600 mü? O civarda bir kredim var. Yani burayı tek tur atmaya şimdilik yetecek. Haftaya da aslında bir tur daha atardım ama bana tadası geldi. Haftaya yeni arena gelecek. Malmen arenası gelecek. Malmen'i kasacağız. Boşluklar hadi vur iki tane. Tamam güzel. Yeter daha fazla vurma. Biraz da ben sana. Malmen arası gelecek. O yüzden cehennemle ben tek asmayacağım. Ama Malmen arasından sonra bir kere daha gireceğim. Böylece 4 tur atmış olacağız ve geriye sadece bir turumuz olacak. Ondan artık 1,5-2 hafta sonra da cehennemle ben tek finish. Sonra 6. sahne bizi beklesin. Sütün yedik. Neyse bu da işin cilvesi yapacak bir şey yok. Goş yapıştır gelsin. Yani şeyi kasmıyorum en azından artık 500 komboyu kasmıyorum. Ağır saldırıda gir çık gir çık. Bir de Nick Fury ile Deadpool'un sinerjisi kanamayı kapatıp iyileşme verdiği için bana ekstra yani ekstra hasar yesem de bir sıkıntı olmuyor. Güzel yani Alev adamın da Egan'a bu konuda yardım etmesi özellikle Juggernaut ve Wolverine'i gıdıklaması çok büyük kar oldu. Yani durdurmuyor beni yolda basıyorum gaza gidiyorum takriben bir İşte 11 tane karakter var. Takriben bir 15-16 dakika içerisinde hepsini bitirebiliyorum. Bir tur atabiliyorum burada. Güzel yani 1 saat içerisinde arkadaşlar 4 kere burayı bitiriyorum. Her turda ortalama işte 11 karakter var. Ortalama 15 tane pot verse ki bazen daha fazlasını da veriyor.
1 saatte 60 tane pot çıkartabiliyorum arkadaşlar. Yani 10 saatte 600 tane pot eder. Tabi onu düzenli olarak yapmak lazım birazdan. Scarlet içinde böyle bir güzelliği var. Yani ağır saldırı kasmanı özellikle üzerine fazladan indirip veriyor Scarlet, sağ olsun. Böyle bir hata yapmasaydım çok güzel olurdu. Ama işte tutamıyorum kendimi. Hızlı olmak için. Tamamdır. Bu da okeydir. Şimdi Wolverine geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Of, iki pot daha. Ne kadar şanslıyız lan bugün. Ya da düzelttiler mi? Ne yaptılar bilmiyorum ki. Wolverine arkadaşlar alev adam. Dövüş öncesi yeteneğini açıyorum. Gerisi kolay. Yani iyileşen kartlardan da çok güzel bir antisi bu Gundy. Hep 3 vurma mantığı var. 3 vurup duruyoruz. 3 vurup duruyoruz. Tabi önce üzerimizdeki yükü bir şöyle 20'ye çıkartalım. Hasar dersek çok önemli değil. Hop, tekrardan ısımızı 20'ye çıkartıyoruz. Isının yüksekte olması çok önemli arkadaşlar. Isının yüksekte olması önemli. Tabii ki rakip üzerindeki yakma sayısı da çok önemli. Baksana iyileşmiş. Sağlamın sağlığına bak. Şerbet.com 30 vuruşta patates. Alev adamında böyle bir güzelliği var. İyileşen kartlara karşı da böyle bir güzelliği var. Gördük mü? Black Bolt'a. Bu da 10. adam. Hemen iyi gün abimizle bunu da bir giriş yapalım. Biraz darbe yiyelim oyun başında. %29 sağlığım var, yeter. Geri çek, ileri it. Yakalar mı? Yemedi. 25k abi. 4 kere vursa 100k yapıyor. Gözünü seveyim. Boşver, sağlık gitsin. Sonuçta burası. Lolli yani. Ev senderin labirenti. Bolca podcastımız. Ver ağır saldırıyı. Yemedi. Güzel. Hadi şöyle 25k'lar gelsin koçum benim. Yine risk alacağım aslında, almamakla. Vallahi iyi tutuyorum bu sefer. Güzel. Güzel. Bu Gundy'yi de böylece geçmiş oldum. 42 kombada ve geldik. Boss kaldı sadece. Abi yalnız düşünsene ya. 550k'ları 40 kuruşta falan çökertiyor herif ya. 442 kombaya gelmiş. Güzel. İşte diyorum, şu cehennem labirenti bittikten sonra 6. sahnede bolca yaygın izleyeceksiniz zaten. Egon olsun, Quake olsun, bu ikisini çok fazla göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Hop, hemen şöyle bir 100k'dan fazlasını çıkartalım, hemen risk alalım. Almayaydım iyiydi. Neyse, iyi ki almışım ya. Yapıştır gelsin koçum benim. Lan yine %1 ya. Uaa, ölüm vuruşu. Ve arkadaşlar burayı da yine bitirmiş olduk. Ne kadar potumuz var bir de onlara bakalım. Hemen gidelim potlarımıza bakalım. Yedeklerde ne kadar mevcut şu anda. Şöyle her bir sıra 7'li. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 sıra var desem buna ortalama. Şöyle kerahat cetveli 35 çarpı 7 dediğimizde şimdilik 245 tane sağlık potu var. Aslında şu anda bile girebilirim de. Neyse, yarına kadar bekleyelim. Ne zaman bitiyormuş sağlık potlarının durumu? Şöyle bir bakalım. En yukarıdakiler 4 gün var. Oba, daha bayağı da varmış. Neyse arkadaşlar. Ben biraz daha pot kasmaya devam. Dediğim gibi yarın 12 gibi gireceğim. Canlı yayın açar mıyım açmaz mıyım gibi çok emin değilim. Yarın ola hayır ola, bakacağız artık duruma göre. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.